Sevgili izleyenler, SRT Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. İyi akşamlar. Günün önemli başlıkları ekranlarınızda. Hilmi Bilgin seçim ziyaretlerine devam ediyor. Sivas ambulans helikopterine kavuştu. Soğuklara dayanamayan yavru kangal köpekleri telef oldu. Hepsi ve daha fazlası birazdan SRT Ana Haber Bülteni'nde. Sevgili izleyenler, haber ayrıntılarımızla devam ediyoruz. Türkiye İstatistik Kurumu'nun 2018-2025 revizyonuna göre 2017 yılı nüfusu 620.301 olan Sivas'ta nüfusun 2005 yılında %1.4 azalarak 612.535 olacağı tahmin ediliyor. Türkiye İstatistik Kurumu'nun 2018-2025 revizyonuna göre 2017 yılı nüfusu 621.301 olan Sivas'ta nüfusun 2025 yılında %1.4 azalarak 612.535 olacağı tahmin ediliyor. TÜİK'in Nüfus Projeksiyonlar 2018-2080 araştırmasının sonuçlarını açıkladı. 2018-2080 dönemi için yapılan nüfus 2040 yılında 100 milyonu geçecek. TÜİK verilerine göre demografik göstergelerindeki mevcut eğilimler devam ettiği takdirde 2017 yılında adrese dayalı nüfus kayıt sistemi sonuçlarına göre 80 milyon 810 bin kişi olan Türkiye nüfusunun 2023 yılında 86 milyon 907 bin kişiye, 2040 yılında 100 milyon 331 bin kişiye ulaşması bekleniyor. TÜİK 2018-2025 revizyonuna göre 2017 yılı nüfusu 621.301 olan Sivas'ın nüfusu 2023'te 615.076, 2025 yılında ise 612.535 olacağı tahmin ediliyor. AK Parti Sivas Belediye Başkan adayı Hilmi Bilgin, 31 Mart yerel seçim çalışmaları kapsamında ziyaretlerine devam ediyor. AK Parti Sivas Belediye Başkan adayı Hilmi Bilgin, seçim çalışmalarına Merkez İlçe Başkanı Tarık Eminoğlu ile birlikte Sirer Pasajı esnaflarını ziyaret ederek devam etti. Aydan olan hiç kimse yoktur. Allah kolaylık versin. Temaslarına Yıldız Eline bağlı Sarıyer Köyü Derneği'nin açılışına katılarak devam ettiren Bilgin ve Merkez İlçe yöneticileri, Sarıyer Köyü Derneği üyeleriyle Sivas'a ve Sivas'taki seçim atmosferiyle ilgili görüş alışverişinde bulundu. Kavramı var. Biz kavramın içine hepimiz giriyoruz. Sivas'a dair sızan hainleri, alçakları kendi uçağın projesi diyoruz. Kızılırmak projesi diyoruz. Ardından Türk İş'e bağlı Yol İş 1 ve Yol İş 2 oğlu şube başkanları Eyüp Baran ve Zeki Ekinci ile bir araya gelen Bilgin'e, AK Parti Sivas Milletvekili Semiha Ekinci ve AK Parti İl ve Merkez İlçe yöneticileri de eşlik etti. Niye geçmediler Cuma günü? Dediğiniz doğru. Bizim köy bir şekilde olarak kendimiz. Şube başkanları Eyüp Baran, Zeki Ekici ve yönetimine dua ve desteklerinden dolayı teşekkür eden Bilgin, son olarak İmam Hatipliler Derneği Sivas Şubesi'nin organize ettiği programa katılan Bilgin, gönül belediyeciliği ve Sivas kültürü üzerine üyelerle sohbet gerçekleştirdi. Hani küçük pazar var. İçeriğinde bunlar var. Yani yol yapacağız, köprü yapacağız. Bunlar çok çok önemli. Bu Cumhurbaşkanı'nın sözü. Yollardan, köprülerden önce gönüller yapacağız, gönüller temizleyeceğiz. Bu da nasıl olacak? İşte istişare bizim kültürümüzde var, geleneğimizde var. 3 yıldır Sağlık Bakanlığı nezdinde yakından takip edilen ambulans helikopter tahsisi Sivas'ta gerçekleştirildi. Türkiye genelinde 16 ilde hizmet veren ambulans helikopter ihalesine yoğun uğraşlar sonucunda Sivas dahil edilerek 17 ile çıkarıldı ve Sağlık Bakanlığı tarafından ihalesi yapıldı.
Firmanın altyapı hizmetlerini hazır etmesiyle birlikte helikopter pilotları ve sağlıkçılardan oluşan ekip Sivas'a konumlanmaya başladı. Bugün itibariyle muayene kabul işlemlerine başlayan sağlık ekibi yarından itibaren Sivas'a hizmet vermeye başlayacak. Yaklaşık eski parayla 32 trilyon yeni parayla 32 milyonluk bir yatırım olan ambulans helikopter çalışması için Cumhuriyet Üniversitesi kampüsü içerisinde helikopter alanı oluşturuldu. Özellikle şehir merkezinden uzak olan ilçe, belde ve köylerdeki hastaların çok kısa zaman içerisinde şehir merkezindeki hastanelere nakledilerek tedavilerine zaman kaybı yaşanmadan başlanılacak. Acil durumlarda hastaların Sivas'tan Ankara'ya ya da İstanbul'a sevki hızlı bir şekilde sağlanacak. İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetlerinden alınan bilgiye göre Sivas'ta kar yağışı nedeniyle 43 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor. Sivas'ta kar yağışı nedeniyle 43 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor. İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre merkezde 6, ilçelerden İmranlı'da 14, Zara'da 11, Hafik'te 4, Kürün'de 3, Kangal'da 3 ve Yıldızeli'ndeki olmak üzere 43 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor. Merkez ilçelerde 211 personel, 32 grader, 19 yükleyici, 10 dozer, 9 kar bıçaklı kamyon, 29 destek aracı olmak üzere 99 iş makinesiyle karla mücadele çalışması sürdürülüyor. İmranlı ilçesinde Kangal cinsi köpek 3 hafta önce doğurdu. Hayvanların soğuk havalardan etkilenmemesi için köpeğine yavrularıyla birlikte samanlıkta yuva yapan Erdal Sarıgül, sabah köpeklere bakmak için samanlığa girdiğinde 3 yavrunun soğuk nedeniyle öldüğünü gördü. Yurda etkisi altına alan kar yağışı ve soğuk hava hayvanları da olumsuz etkiledi. Sivas'ın İmranlı ilçesinde Erdal Karagül'ün Kangal cinsi köpeği 3 hafta önce doğurdu. Hayvanların soğuk havalardan etkilenmemesi için köpeğine yavrularıyla birlikte samanlıkta yuva yaptı. Ya. Evet, soğuktan donmuştu. O gece çok soğuk vardı. Sıcak su falan verdim ama hayvana geldiğimde donmuştu. Sabah köpeklere bakmak için samanlığa giren Karagül, 3 yavrunun yerde hareketsiz yattığını fark etti. Sağ. Ben sana o günün su gece geldim, ben geldim arkadaşın gelmiş gidiyordu. Diyecektim la koyarma bunları, fena kış var. Zara'nın oralar o taraf böyle kıyamet, göz gözü görmüyor. Öyle bir dipiydi. Yıllardır köpek beslediğini belirten Erdal Karagül, soğuk havadan etkilenmemek için köpeklere samanlıkta yuva yaptığını ifade edip, bu sene İmranlı'da -30 dereceyi gördük. 3 tanesi soğuktan donmuş. Böyle bir soğuk 2018 yılında oldu ama bu seneki dondurucu soğuklar farklı dedi. Şu anda İmranlı'da -30-35 dereceyi gördük. Ahıra koyduğumuz teknedeki su bile dondu, yani ahırın sıcaklığından dolayı kapının ağzında, ama donmaması gerekiyordu. Hiçbir sene donmamıştı. Bu sene dondurduk. Dondu. Bayağı bir soğuk oldu bu sene. Kar da çok. Şiddetli soğuklar var. Akan su donuyor. Bizim buranın kış şartları bayağı bu sene çetin. Köpek yavruladı. O soğuktan 3 tanesi donmuş. Tuğba Karagül ise dün geldiğimde 3 yavru donarak telef olmuştu. Geceden sıcak su da verdim ama yine de donmuşlar. Sıcak olsun diye özellikle samanlığa getirmiştik dedi. Gece çok soğuktu. Hayvanlar geldiğimde telef olmuştu. Sıcak su falan da vermiştim ama geldim ki sabah donmuşlar. Sivas'ta 4 yıl önce hizmete giren Yıldız'da Kız Sporları Turizm Merkezi'nde doluluk oranı %100'e ulaştı. Sivas'ta yaklaşık 4 yıl önce hizmete giren Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi, aileler, öğrenciler, şehir dışından gelen kayak severler tarafından sömestr tatili dolayısıyla yoğun bir şekilde tercih ediliyor. O
Orta Anadolu'nun en iyi kayak merkezi olan Yıldız'da doluluk oranı %100'e ulaştı. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Sivas İl Özel İdaresi'nin desteğiyle 2014-2015 kış sezonundan itibaren hizmet verilmeye başlanılan kayak merkezinde 2226 ve 1636 metre uzunluğunda iki telesiyeş, 804 metre uzunluğunda teleski, değişik uzunluklarda çok sayıda kayak pisti, acemi pisti, kızak pisti, yürüyen bant ve teybar gibi mekanik tesisler yer alıyor. Sivas'ın kuzeyinde yer alan 2552 metre yüksekliğindeki Yıldız Dağı eteklerine kurulan merkez, Sivas'a 58, Tokat'a 78, Amasya'ya 192 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Türkiye'de çok az tesiste bulunan suni karlama sistemi, gece aydınlatması ve Sivas'ta ilk olma özelliği taşıyan buz park, kayak severlere alternatif sunuyor. Baton vurma daha. Vur. Bana bak, bana bak. Bana. Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi'nin işletmeciliğini yapan Sivas İl Özel İdaresi'ne bağlı Burucu Yandonim Şirketi Genel Müdürü Mustafa Altun, sömestr tatiliyle birlikte doluluk oranlarında %100'e ulaştığını belirterek şunları söyledi. 2018-19 kış sezonunun girmesiyle beraber bu sene yoğun bir kar yağışı, tüm Türkiye'de olduğu gibi Yıldız Dağı'nda da yoğun bir kar yağışıyla karşı karşıyayız. Bu noktadan mütevellit pistlerimiz son derece güzel bir şekilde kayakçılarımıza hazır hale getiriliyor. Bu sene tesislerimizin ilk açıldığı yıldan 4. sezonumuzu geçirmekteyiz. Bu sene çok ciddi bir yoğun ilgi almaktayız. Özellikle otelimize il dışından özellikle İstanbul, hatta yurt dışından misafirlerimizi ağırlamaktayız. Olimpik sporcu yetiştirme projesinin de başladığını açıklayan Mustafa Altun, uzun soluklu bir projeye başladıklarını ifade ederek şunları kaydetti. Bununla beraber olimpik sporcu yetiştirme projesi de başlamış bulunmakta. Uzun soluklu bir proje, 9-10 yaşında seçilmiş çocuklardan mütevellit bir grup üzerine yoğun bir çalışma yapılmakta. Sivas'ta Akdeğirmen Mahallesi'nde ayakta durmakta güçlük çeken tarihi konak mahalle sakinlerini endişelendiriyor. Mahalleli yetkililerden bir an önce önlem alınmasını istiyor. Sivas'ta ayakta durmakta güçlük çeken tarihi konak mahalle sakinlerini endişelendiriyor. Yok, ben şükür. Sivas Akdeğirmen Mahallesi'nde bulunan ve yıkılmak üzere olan Gani Özdağ 10 evi isimli tescilli konak mahalle sakinlerini endişelendiriyor. Dokuzuncu yüzyılın sonlarında inşa edilen zemin katı taştan, üst katları ise ahşap arası kerpiç dolgudan oluşan konak, Kültür Bakanlığı tarafından 1990 yılında tescillenerek doğal ve kültür varlıkları koruma envanterine alındı. Yaklaşık 19 yıl boyunca koruma altına alınan binanın ön bahçesi sarılarak mahalleden izole edilirken, arka kısmı sokağa açıldığı için herhangi bir tedbir alınamadı. Ayakta durmakta güçlük çeken bina mahalle sakinleri için tehlike oluştursa da koruma altında olduğu için ne onarılabiliyor ne de yıkılarak kaldırılabiliyor. Restore edilecek eserler arasında da bulunmayan yapının kendiliğinden yıkılması an meselesi. Akdeğirmen Mahallesi Muhtarı Fevzi Mescî ise şunları söyledi. Biz vatandaşlar olarak, mahalleli olarak şu görüntü çok güzel bir şey arz etmiyor yani. Çok kötü bir görüntü ve hayati tehlike arz ediyor. Buradan vatandaşlar geçemiyor, çocuklar geçemiyor. Araba geçse veya bir şey olsa üstüne düşse bunlar olmadan, bir cana veya şeye bir zarar verilmeden buranın bir an önce çözüme kavuşturulmasını istiyoruz. Mahalle sakini Adnan Yüzbaşı adlı vatandaş ise evin her tarafının çöktüğünü ifade ederek bu binanın böyle olması çok büyük bir zarar. Bir an önce tedbir alınması gerekiyor dedi. Devamlı geçip geliyoruz. Geçen geldiğimizde bu yer kaydı. Yani özellikle biz buradan geldiğimizde buzdu.
Hatta arabamın üstüne gelecek diye de korktum. Bu bina bu şekliyle olması bizim bu semtte oturan çocuklarımıza da çok büyük bir zarar var. Çünkü girip çıkanı belli değil. Duvarlarımız gördüğünüz gibi bak burası bu şekle doğru geldi. Allah muhafaza biz buradaydık yani şuradan geçiyordu buzdu. Arabamız belki kayabilir veya şey yapabilirdi. Allah yüzümüze baktı böylece durdu. Yani gidişat iyiye delalet değil. Bunun bir an önce bir tedbir alınması lazım. Milli Savunma Bakanlığı ile Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı arasında imzalanan Kadına Şiddet Protokolü gereği 500 bin er ve erbaşa kadına şiddetle ilgili eğitim verilmesi planlanıyor. Milli Savunma Bakanlığı ile Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı arasında imzalanan protokole göre er ve erbaşlara kadına karşı şiddeti önlemek için eğitim verilecek. İlk etapta 500 bin er ve erbaşa eğitim verilmesi planlanıyor. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, kadına yönelik şiddetin önemli sorunlar arasında yer aldığını belirtti. Bununla mücadeleye yönelik çalışmaların Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile omuz omuza sürdürüldüğünü aktaran Akar, inşallah bunda da başarılı olacağız diye konuştu. Yine hepinizin bildiği gibi binlerce yıllık tarihimizde ve zengin kültürümüzde kadınlarımız her zaman sosyal hayatın en etkili yerlerinde olmuşlardır. En etkili yerlerinde yerlerini almışlardır ve önemli sorumluluklar almak suretiyle hayatın akışına önemli etkiler sağlamışlardır. Milli Savunma Bakanlığı sözcüsü olarak kadın bir subayın seçildiği, kendisiyle gurur duyduklarını ifade eden Akar, tüm tarihimizde olduğu gibi milli mücadele döneminde de kadınlarımız üzerlerine düşen en ağır sorumlulukları dahi büyük bir cesaret ve fedakarlıkla yerine getirmişlerdir. Bunu unutmamız mümkün değil şeklinde konuştu. İdari, adli tedbirler söz konusu olmakla beraber bunların hepsini almamıza rağmen kadına şiddetin önüne geçilmesi, kadına şiddete kalıcı bir çözüm bulunması ancak bizim kanaatimizce orta ve uzun vadeli ciddi, geniş ve kapsamlı bir eğitimle mümkün olacaktır. Bu amaçla kadına şiddet konusunda ortaya bir farkındalık oluşturmak, bir farkındalık koymak ve zihniyet dönüşümünü sağlamak için Türk Silahlı Kuvvetleri'nde de erbaş ve erlere ve tüm personelimize yönelik farkındalık eğitimleri verilmektedir. Türk Silahlı Kuvvetleri personeli tarafından bu kapsamda 2014-2016 yıllar arasında toplam 637.818 personelimize erbaş ve erler başta olmak üzere farkındalık eğitimi verilmiştir. Ve bu çalışmamız kapsamlı bir şekilde artan bir şiddetle bundan sonra çok daha etkili bir şekilde devam edecektir. Farkındalık eğitimleri bundan sonra Milli Savunma Bakanlığı sorumluluğunda devam edecektir. Beyaz eşya sektöründe uzun zamandır beklenen indirim sonunda geldi. Beyaz eşya sektöründeki kampanya ve indirimler düğün yapacak çiftler ve evini yenilemeyi düşünenler için tam fırsat zamanı. Ya mesela şuradaki buzdolabımız var. Yani evet sevgili izleyenler, evini yenilemek isteyenlere veya evlenecek çiftlere beyaz eşyadan büyük müjde. Enflasyonla topyekun mücadele kapsamında ve üstüne ÖTV indirimiyle 31 Mart 2019 tarihine kadar beyaz eşyada büyük indirim var. Yani sadece büyük beyaz eşyalarda değil, küçük ev aletlerimizde de çok büyük indirimlerimiz söz konusu. Yaklaşık 300 liraya verdiğimiz ürünlerimiz önce 200'e düşmüştü. Şu anda 145'e veriyoruz mesela şu blender'ı. Yani fiyat çok uygun. Neredeyse %50'ye varan indirimlerimiz var. Sivas'ta beyaz eşya sektöründe faaliyet gösteren Turan Topgül, yıl sonuna kadar yapılan indirimlerin şu an itibariyle 31 Mart tarihine kadar uzatıldığını ve fiyatlarda büyük oranlarda indirimler olduğunu kaydetti. Yılbaşından önce hükümetimiz 11. ve 12. aylarda ÖTV indirimine gitmişti. Bu iki ay içerisinde çok iyi satışlar gerçekleştirdik açıkçası. Özellikle 12. ayda hemşerilerimiz işte yeni yıla zam olur ve ÖTV indirimi tekrar gelir diye bir hareketlilik sağlamıştık. Ancak hükümetimiz 31 Mart'a kadar ÖTV indirimlerini devam ettirdi. 2019 yılında fiyatlarda artış beklenirken aksine çeyiz paketlerinde de büyük indirimler yapılıyor.
Şu anda hem ÖTV indirimimiz devam ediyor hem de çeyiz kampanyalarımız var. Bir beyaz eşya ihtiyacı olan hemşerilerimiz için normalde tam bir alışveriş zamanı. Topgül ayrıca yeni evlenecek çiftlerin yer sıkıntısı yaşamaları durumunda aldıkları beyaz eşyalarında muhafaza edilmesi konusuna da açıklık getirdi. Ürünümüzü müşteri satın aldığında ürünümüz depoda durur. Müşterinin istediği aynı gün kendisine hem nakliyesini yaparız. Eğer montaj isterse montajını da aynı gün servise yaptırabiliriz. Ürünlerin garantisi satın aldıklarında değil, hatta evlerine nakli olduğunda değil, servis tarafından montajı yapıldığında başlar garantiler. Ondan dolayı şimdi alışveriş yapmalarının hem fiyat olarak çok uygun almış oldukları gibi hem depomuzda emanet olarak bekletebiliriz, hem de montajları olduğunda garantileri o gün başlar. Topgül son olarak beyaz eşya fiyatlarındaki indirim ve indirimin geçerli olduğu ürünler hakkında bilgiler verdi. Normalde 3000 liraya sattığımız bir ürün 2780 liraya düşmüştü ÖTV'siyle birlikte. Şimdi bu fırsat ürünümüz, enflasyonla mücadele ürünümüz ve 2380'e veriyoruz. Yani yeni evlenen bir çiftimizin ihtiyacını görecek bir büyüklükte hem de elektrik sarfiyatı çift art olan bir buzdolabı sadece 2380 lira. Mesela bu bizim 4 programlı çok ideal bir bulaşık makinemiz. Normal bunun liste fiyatı 2090 liraydı. ÖTV'siyle birlikte indirime girince 1950'ye düştü. Ancak şu anda fırsat ürünü, enflasyonla mücadele ürünü ve sadece 1465'e veriyoruz. Sivas'ta bir giyim mağazası vatandaşın alım gücünü düşünerek ay sonuna kadar bir kampanya başlattı. Düzenlenen kampanyayla vatandaşlar yaptıkları alışverişte 3 ürün alıp ikisinin parasını ödeyecek. Sivas'ta bir giyim mağazası vatandaşın alım gücünü düşünerek ay sonuna kadar bir kampanya başlattı. Düzenlenen kampanyayla vatandaşlar yaptıkları alışverişte 3 ürün alıp 2 ürün parası ödeyecek. Başlatılan kampanyayla ilgili olarak görüşlerini dile getiren firma sahibi İlhan Karagöl, ay sonuna kadar sürecek olan kampanyanın ardından vatandaşa yönelik yeni bir kampanya daha başlatacaklarını dile getirdi. Bu kampanya 20 Ocak'ta başlayıp 3 Şubat'ta bitecek. 3 Halikö'de tüm ürünlerde yaptığımız bir kampanya, 23 yılımıza özel bir kampanyadır. Tüm Sivas halkımızı mağazamıza davet ediyoruz. Çok şükür bizim işimiz her zaman iyiydi, iyi oluyor. Çünkü keşfimiz iyi, gelen müşterimize elimizden geldiği kadar yardımcı oluyoruz ve istediği ürünü de bulabiliyor. Kampanya nasıl, rağbet fazla mı? Çok teşekkür ederim Sivas halkına, gerçekten rağbet görüyor. Demir Grup Sivas Spor, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında evinde Trabzonspor'la karşılaşacağı maçın hazırlıklarına başladı. Demir Grup Sivas Spor, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında evinde Trabzonspor ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarına başladı. Antrenman öncesi basın mensuplarına açıklama yapan Sivas Spor Teknik Direktörü Hakan Keleş, geçen hafta Alanya Spor maçında ilk yarı kötü oynadıklarını, ikinci yarı ise biraz toparladıklarını ama sonuca yansıtamadıklarını ifade ederek Trabzonspor maçını almak istediklerini söyledi. Bir maç kaybettik, sonu değil. Fakat işte dediğim gibi önümüzde bir Trabzon maçı var. Kazanacağımız maç, evimizde. İki maçtır deplasmandaydık, şimdi evimize döndük. İnşallah iyi hazırlanıp Trabzon'dan galip gelmek istiyoruz Trabzon maçına. Ya inanın çok zor devre arasında transfer yapabilmek. Çok uğraşıyoruz. 15-20 gündür uğraştığımız oyuncular var. Getirtemiyoruz. Maddi külfetler çok yoğun. Kulübümüz için uygun şartları arıyoruz. Ama bu hafta herhalde büyük bir ihtimalle bitecek. Aramızda olacaklar. Bizim de biraz fedakarlık yapmamız gerekiyor tabii ki. Zor devre arası transferleri. Takımımıza katkı sağlayacak oyuncuları aramıza katmak için uğraşıyoruz. İnşallah bu hafta içinde olurlar ve Trabzon maçında hazır bir şekilde devam ederiz. Mevki olarak hocam bir de yerli yabancı? 3 tane yabancı düşünüyoruz. İkisi ofansif, biri defansif stoper.
Tabii ki Türk futbolcuları da zor. Ama genç yetenekli oyuncuları aramıza katmak istiyoruz. Teknik direktör Hakan Keleş yönetiminde kulüp tesislerinde yapılan antrenman düz koşu ile başladı. İdmanın ilk bölümünde ısınma hareketleri yapan kırmızı beyazlı ekip daha sonra pas çalışmaları gerçekleştirdi. Yayılma hanefi. Hadi. Ardından dar alanda oyun oynayan futbolcular son bölümde ise yarım sahada çift kale maç yaptı. Antrenmana hafif sakatlığı bulunan tecrübeli kaleci Tolgahan Acar ise katılmadı. Hanefi yayılma Hanefi. Şimdi sırada ekonomi ve hava durumu var. Sevgili izleyenler, bültenimiz burada sona erdi. Herkese mutlu akşamlar, hoşça kalın.